Halit yaşıyor. Ya abla sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına ya? Bu adam düştü öldü, cenazesine gittik, gördük hepimiz orada. Ya gerçekten benim mantığım almıyor, senin teorin nedir, ne olur açıkla bana. Gömülen kişi Halit değildi. Caner düşünsene, durduk yere Sıtkı beni takibe başlıyor. Bir bankanın özel bölümüne elini kolunu sallayarak giriyor ve o bankada 10 gün önce Halit adına bir hesap açılıyor. Tesadüf olabilir mi? Hadi hepsinden geçtim. Halit'in ölüsünü gören tek kişi Sıtkı. Yıkamasına sadece Sıtkı girmiş. Ya yok ablacığım, yine de benim aklım almıyor. Gerçekten kafam çok karıştı. Bana çok mantıksız geliyor. Bu adam zengin olduğunu sakladı. Yaşadığını neden saklamasın? İyi de hayattaysa niye ortaya çıkmıyor? İntikam. Bizden intikam almak için. O gün tartışma sonrasında düştü ve belli ki bizi suçluyor. Korkunç bir planla ortaya çıkacak bence. İyi de ablacığım, neden sadece seni takip ettiriyordu, öbürlerini ettirmiyor? Hani belki Yıldız'la Şahika'nın da peşinde ama onlar farkında değiller. Tamam, diyelim Yıldız'ın bu ara kafası karışık, bir şeyin farkında değil. Ama Şahika kül yutar mı, ha? Yani faka basar mı? Psikopatın teki o, biliyorsun. Bilmiyorum. En kısa zamanda Yıldız ve Şahika ile konuşmam lazım. Yani dikkatlerine çeken bir şey var mı, yok mu? Onu öğreneceğim. Sonra? Sonra? Sonrasını da düşündüm Caner, merak etme. Geliyor yani gelmekte olan. İyi, arkamıza yaslanalım, bekleyelim ve görelim.